Merhaba YouTube ailem, bugün sizlerle birlikte farklı bir video çekeceğiz ama videomuzun konusu Melih'e hediye güvercin edeceğiz. Hediye güvercin edeceğiz ne lan? Melih'e güvercin hediye edeceğiz ve bunun için de güvercinlerimizi dışarıya çıkardım. Bunlardan hangilerini hediye edeceğimi göstereceğim. En azından biraz da şöyle besleyelim bunları. Gelin bakalım. Bu Adanalı'yı Melih'e götüreceğiz. Şu iki taneydi, birisi gitti. Bu Adanalı'yı vereceğim. Bir de şu sarılardan iki tane götürmeyi düşünüyorum. Hoşuna gidecek şekilde. Melih'in, Hayri kardeşimiz Melih'in güvercinlerini çekmemi, damını çekmemi istemişti. Onun da az olduğu için en azından çam sakızı çoban armağanı bu güvercinlerden götüreyim ki en azından çocuk da hem mutlu olur hem de ben de kendimi mutlu hissederim. Nasıl? Elden yemeğe alıştırdım bunları. Bak çat 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 duruyor. Çok hoşuma gidiyor ya sesi ve görüntüsü. Evet. Hollandalı da alışmaya başladı. O Hollandalı mıydı? Kanat posta pardon. Kanat posta mı? Şöyle bakayım. Evet. Şöyle uçsun. Evet. Bakalım. Bu arada arkadaşlar ben Lady'yi güvercinlere de alıştırmaya çalışıyorum. Yanında. Dikkat ederseniz saldırmıyor. Çünkü yorumlardan bir tanesinde demişti ki eğer hisli ve anlayışlı bir köpekse sahibinin mutlu olduğu ve sevdiği eşyalara ve canlılara zarar vermez diye. Ben de o şekilde kontrollü olarak tabi baş başa bırakmamaya çalışıyorum. Şimdi Lady kalkınca korktular ama ben şimdi bunu alıştıracağım. Başka şansımız yok. Çünkü eğer ben Lady ile uğraşmasam direkt Lady sahiplenmek üzere barınağa gitmek zorunda kalacak. Barınağa da giderse büyük ihtimalle bir hafta içerisinde ölür. Benim de onu bırakmaya niyetim yok. Bu arada arkadaşlar beyaz şu kırk kuyruk beyaz kuşumuz var ya. Canavar ya canavar. Evet. Gelin bakalım gelin. Yemlerini de böyle verelim. Evet. Arkadaşlar kara gümüşle kara alaca gerçekten çok tatlı. Bak, bu arada bak. Yanında Lady hayır. Dur. Şimdi arkadaşlar Lady. Hayır Lady ya. Evet hocam. Evet. Melih'e vereceğim güvercinlerden hangisiydi? Hangisiydi o? Bir bakayım. Şu ikisiydi herhalde ya. Gel. Bağdadi gibi olan. Kardeş, şu kutuyu bana verme şansın var mı? Birini yakaladım. Melih kardeşimize götüreceğim. Ama içinden hangisiydi? Kahverengi ve sarı olanlar. Lady yerine geçer misin? Evet, bakıyorum. Göremiyorum hala. Arayı gördün mü? Hani? Az daha gözümü sokuyordu. Şöyle yaptım ama. Yaşa yarısı mı? He. Uf. Kameramanım dikkatli ol. Sen benim veli nimetimsin. Her ne kadar başka yeri çeksen de. Nerede? Ha şurada. Arkadaşlar sağ tarafta bak kahverengi. Ona doğru çevirebilir misin? Bu paçalların var ya çok ciddi güzel kanat eseri var. Çat 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 diye. Evet. Tutmuşum hala yiyor. Gördün mü? Ama o çok güzel kuş biliyor musun? Günün stresini, yorgunluğunu o kadar güzel atıyorlar ki. Şöyle elini dokunduruyorsun. Onlar kaçmıyorlar. Kaçmayıp sana güveniyorlar. Çok güzel. Tamam. Yem verdiğin için seni seviyorlar ama yem vermediğim zamanlar da içlerinde yanlarında böyle dolandığında bak şöyle atalım. Yesinler. Kara alacalar yavaş yavaş elime alışmaya başladı. Artı arkadaşlar hiç dikkat ettiniz mi? İlk aldığım zamanlarda bu göl hollandalı var. O kadar mı güzel hoşuma gidiyor ki. Buna bir de eş bulacağız. Ah bak ben gel demeden kendisi geliyor.
Yani şu yeter ya, şunun mutluluğu bana fazlasıyla yetiyor. Şu gördüğünüz kuş var ya, bizim Mirsad'ın hediye ettiği, kuyruğu yoktu. Çok güzel kuyruk çıkardı. Hadi isterseniz hep birlikte Melih'in kümesine doğru gidelim. 1, 2, 3. 3 tane güvercinimizi aldık. Melih'e doğru gidiyoruz. Şimdi geldik Melih'in yerine, kümesine. Tarif ettiği yere doğru, çarşı içindeymiş oturduğu yer. Ben hemen güvercinlerini alayım. Kapıyı da kilitleyelim. Hadi, hadi, hadi gidelim. Şimdi garip bakışlar içerisinde. Görüşürüz. Merhaba. Böyle tanıdık sanayi esnafından. Mavi bilişim. Benim bütün güvenlik sistemlerimi yapıyor arkadaşlar. Nereden gidiyorduk? Buradan mı gidiyorduk? Evet. Düştük bayi. Evet. Ah, Melih de bizi kapıda karşıladı. Kardeş merhaba. Efe. Efe küçüğü, Melih'in küçüğü. Benim oğlum da Efe var ya. Sen kaç yaşındasın? 12. Efe'den bir yaş büyüksün. Oh. Melih bizi öyle bir yere getirdi ki. Yoruldum ben ya. Çok kilo almışım. Artık spor yapmam. Ha, bir daha mı var? Yapma ya. Oğlum. Sporun kalp ve damar sağlığına birebir olduğunu söylüyorlar da ben biraz yoruldum sanki. Lan benim yükseklik korkum var ha. Aşağı sağ. Evet. Melih'in kümesine. Hayri. Bak beni öyle bir sıkıştırdın ki Melih'in kümesine geldik. Şöyle bir bakalım. Tüm Osmani ayaklarının altında. Bir de böyle. Oo. Görüyor musun? Hayat ayrıntıda gizlidir. Böyle değişik bir tarz. Ben tarlada olduğum için burası biraz bana garip geldi. Burası, senin kümesin burası. Açabilir miyim? Oo, tatlılığa bak, şekercikler. Şu ne? Güllü hocam. İsmi tam olarak ne onun? Güllü mü? Bicari lan hocam, şeyden çıkma. He. Ne, bak kanatlara baksana. Zeytinli bile var. Ne diyorlar ona? Zeytinli gibi hocam. Evet. Bir bakabilir miyim? Hünkârdan çıkma hocam herhalde. Ha, kimden aldın bunu? Neydi? Geçen tamam pazarda. Başar mı? He, Başar abi. Aha, çok güzel. Hünkârı ile hangi kuş? Gö'den çıkma. Ha, gö postadan çıkma. Anladım. 2. Gelsene mi? Şöyle bakalım yakından. 2 burada. Gö posta. Şu da yarış postası herhalde. Yarış postası. Çünkü markası var. Evet. Şurada da 3 tane var. Adanalı. Bu Adanalı'yı nereden aldın? Pazardan. Ha, ama şu çok küçük hünkârı ile o gö karışımı olan çok güzel. Sırtında böyle zeytin, evet, hocam, gibi zeytin şeyleri var, deseni var. Evet. İçerisi çok aşırı sıcak değil böyle, hani normalde yanması lazım. Evet, işçilik 10 numara. Bunları kim düşündü? Ben hatta. Sen mi yaptın? He. Bu yalıtım malzemesiyle tüneklikleri yapmış bizim Melih. Hayri, görüyorsun değil mi? Canavar gibi. Hepsi el işçiliği. Tahtalardan. Kazık mı diyoruz buna, tüneklik mi diyoruz? Tüneklikleri. Bunlar da... Onlar ilk yaptı ben hocam. Onlar bozulmadan... İlk yapıldı. Usun talemden olduğu için evet. Su yedikçe gevşemiş. Hadi o zaman biz sana getirdiğimiz hediyeleri umarım beğenirsin. İçeride açar. Kaçar mı açar? Şöyle uzman, kameraman uzmanımızla birlikte şöyle açalım. Evet, kutu açılımı. Bir bak bakalım. Beğenecek misin? Güzel hocam. Evet, bu şöyle kanatlarını. Sarı alaca. Evet. Kuyruğu beyaz. Sarı alaca, kuyruğu beyaz. Bakın bir şöyle bir incele. Ben o kadar çok uzman değilim sadece. Artık. Tamam hocam, sarı alaca, kuyruğu beyaz. Evet. Güzelmiş. Bir de o zaman onu bırakalım. Öbürüne bakalım. İkinci sürpriz olarak. Kaçarım hocam buradan. He? Kaçarım yoksa bırak. Bırak, dışarıya bırak. Kaçmaz o. Evet. İkincisi benim Adanalım. Hasta oluyorum ama bir tanesi bir daha geri dönmedi Adanalı'nın. Bu
Muskalı mı, muskasız mı? Yok, muskasız olur. Muskasız. Katrani. Efendim? Katrani bu. Katrani. Benden yaşı benim 4'te 5'te 1'im. Güvercin bilgisi benim 5 katım. Bugün Tuncay İlişim. Amcası bunu bayağı bir onun için öyle şey yapmadık. O kadar yemedi. Korktum ben. Şöyle. Evet, bu güzel miymiş? Efe beğendi. Efe beğendiyse o zaman sorun yok. Artık bundan sonra Adanalılar senin. Ve son olarak sarı çubuklu postacığım. Evet, sarı çubuklu posta. Bunda ben hünkârilik, pardon, Bağdadilik var gibi düşünüyorum. Yok hocam, yaşlılığından. Yaşlılığından mı? Yapma ya. Yine yeah, belki olabilir hocam. Çünkü gözlerine falan da çıkmış. Çok fazla yaşlı evet. Değil. Evet. Bu da aynı şekilde. Biraz önceki sarı gibi. Markalıymış. Markalı markalı. Öyle bizde yanlış olmaz diyormuşum. Da yeni yeni öğreniyorum. Markada ne yazıyor? Markada evet. Ali Yüksel. Ahmet Yüksel. Ay Ahmet. Ahmet Yüksel. Demiş. Ahmet Yüksel. Evet. Kutuyu dışarıya alalım mı Efe'cim? Şöyle bırakalım. Şimdi bunu niye koyuyoruz böyle? O hocam su. Ops. Sigaraya koydum hocam. Of öteki pardon. Wow. Suluk sistemine bak. Suluk sistemine. Ben gidiyorum sağdan soldan su alıyorum. İçmeleri için. Adam elindeki her şeyi değerlendiriyor. Sıfır öteki atık. Suluk kırıldı hocam. O yüzden bana bu şeye bende. Sıfır atık projesinde derece alır bu. Mükemmel mükemmel. İyi. 2, 4, 6, 8 tane. 8 tane. Evet. Umarım kardeş çok güzel yavrular elde edersin, alırsın. Evet, hocam, daha da böyle güzel. İsteğin olursa benden, daha da böyle hoşuna giden bu videolarda gördüğün şunu istiyorum, bunu istiyorum. Ona göre bir şeyler ayarlarız, yaparız. Tamam hocam, teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim kardeş. Arkadaşlar, Melih'in güvercin sayısı az olduğu için şimdilik bunlarla idare edecek. Zamanla burayı dolduracağız. Umarım arkadaşlar... bu konuyla ilgili yorumlarınız vardır. Yorumlarınızı yapmayı, like atmayı, katıl butonuna basmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.